İnşallah sizlerin bizlere aktaracağı bilgileri bütün hazırım. Çok can kulağıyla, çok ince bir şekilde dinleyecek diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım, ben kısaca birkaç dakikalık gerek ilimiz gerek dünya konjonktürüyle ilgili bilgi akışını paylaşıp sonra sözü gerçek sahibine bırakmak istiyorum. İlimiz her ne kadar biraz önce tanıtım filminde de izledik. Haritada küçücük bir yer değil ama Sayın Valim, Sayın Başkanım, değerli hazırım, haritadaki küçüklüğü tam tersine öyle büyük işler çıkarıyoruz ki ürettiğimiz ürünler Avrupa'dan Rusya'ya, Rusya'dan Uzak Doğu'ya, Uzak Doğu'dan Amerika'ya, Orta Doğu'ya, dünyanın her bir tarafına dağılmakta. Allah'ın izniyle de daha fazlasıyla da üretmeye çalışacağız inşallah. 3 adet organize sanayi bölgemizde ciddi bir üretim sürecindeyiz. Biraz önce de söylediğim gibi ilimizi 2023'e doğru giden yolda hazırlamanın altyapısındayız inşallah. Değerli hazırım, ilimizin ülkemiz ekonomisine, istihdamına yaptığı katkı şüphesiz çok büyük. İlimizin iş adamlarının gerçekten olağanüstü girişimci bir ruhu var. Bunun en doğru göstergesi de ilimizde işsizlik, ülkemizdeki işsizlik oranlarının sürekli 1-2 puan altında. İşte bu bizim 3 adet organize sanayi bölgemizde ne kadar gerçekten ciddi bir üretim yaptığımızın da göstergesi. Fakat ne yazık ki biz il olarak ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkının adeta farkında değiliz. Sanki uzunca bir kuş uykusundayız. Şimdi bana göre bu kış uykusundan uyanıp harekete geçme zamanı diye düşünüyorum. Artık hedefe yürüme zamanı. Girişimcileri, değerli basın mensupları, böylesine güzel bir günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir kıvanç duyduğumu ifade ediyorum ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aslında tarihimize baktığımızda özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kaybetmeye başlamasıyla birlikte ideallerimizde de büzülme başladı. Aslında sadece topraklarımız küçülmedi, bir tarafında zihniyetimizde de hedeflerimizde de küçülme başladı. Bu büzülme uzun bir süre devam etti ve aslında 80'den sonra başlayan değişim rüzgarları Türkiye'deki ideallerimizi, hedeflerimizi de büyütmeye başladı. Geldiğimiz noktada baktığımız zaman artık Türk insanı her nereye giderse gitsin başarılı olmaya, başarmaya büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor. Ve yurt dışına çıktığımızda insanımızın başarı öykülerini hep beraber görüyoruz. Biraz önce değerli başkanımızın da ifade ettiği gibi ülkemizde devam eden siyasi istikrar elbette ekonomik istikrarı ve istihdamı ve büyüme sonucu da doğurdu. Eğer bir ülkede siyasi istikrar yoksa ekonomik istikrardan, büyümeden, istihdamdan bahsetmek pek mümkün değil. Biliyorsunuz temel bir paradigma değişikliği yapıldı ve 12 Eylül 80'le birlikte ithal ikamesinden tamamen ihracata yönelik bir ekonomik politika benimsendi. İşte bununla birlikte Türkiye artık kapalı kapılar ardında sadece kendisi üretim yapan değil ama dünya pazarlarını takip eden ve dünya pazarlarındaki ihtiyaca göre üretim yapan ve rekabet koşullarına doğru hareket eden bir ülke haline geldi. İşte bu değişim ve dönüşüm bugün artık Türkiye'yi 17. büyük ekonomi haline getirdi ve önümüzdeki süreçte de biz 2023 yılı hedefine doğru hızlı adımlarla koşuyoruz. Ben buradan ifade etmek isterim ki ben Uşak Valisi olarak bütün iş dünyasının emrindeyiz ve sizlerin önünü açmak için buradayız. Bundan böyle hangi sorunumuz, sıkıntımız var ise hep beraber hareket edeceğiz. Ve şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki hep beraber çalışmaya, hep beraber üretmeye. Biliyorum beni buraya davet edip bu imkanı verdikleri için de başta Akif Bey ve Mustafa Çetin Bey olmak üzere bütün organizatörlere huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Efendim,
benden önce yapılan konuşmaları çok dikkatle dinledim. Hakikaten hem Akif Bey olsun hem Sayın Valimiz çok önemli hususlara işaret ettiler. Ben de müsaade ederseniz onların bıraktıkları noktalardan ve onların temas ettikleri hususları kullanarak sizlerle naçizane bir takım düşüncelerimi paylaşmaya gayret edeceğim. Konuşmanı mümkün mertebe kısa tutup arkasından da sizlerin sorularınız varsa onlara cevap vermeye çalışacağım. Değerli katılımcılar, çok kıymetli izleyiciler, Akif Bey konuşmasında birkaç kere 2023 vizyonundan bahsetti. 2023 vizyonu biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz dönemde ülkemizin iktisadi kalkınmışlığı ile ilgili konulan bir hedefler manzumesi aslında. Tabii Uşak'ta bulunuyor olmak büyük taarruzun her taşta, her karış toprakta izlerinin, hislerinin hala algılandığı bu coğrafyada Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü ile ilgili hedeflerden bahsetmekte ayrı bir övünç kaynağı oluyor insana. Nedir bu hedefler? Bir kere en başta kişi başına milli gelirimizi 25 bin dolara çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Şimdi bunun gerçekleşebilmesi için yaklaşık bir hesapla milli gelirimizin 2 trilyon dolara çıkması gerekiyor.